Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır bisküvi tadında böyle kurabiye tarifim var. Hiç laf uzatmadan hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Bir tane yumurtamız var. Karıştırma kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı toz şeker, birer paket vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla bu malzemeleri özleştirelim. Güzel bir şekilde karıştıralım. Bu kurabiye için sadece sıvı yağ kullanacağız. Bu aralar sıvı yağlı kurabiyelere takmış durumdayım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hem malzeme olarak hem de yapım aşamaları olarak oldukça kolay bir kurabiye tarifi. Bir çay bardağı nişastayı ekleyelim bu malzemelerin üzerine ve tekrar çırpıcıyla çırpmaya devam edelim. Ardından şöyle bir tepeli yemek kaşığı kakaomuzu ekliyoruz. Artık kıvamı bu aşamadan sonra koyulacağı için kaşıkla devam edebilirsiniz ya da elinizle devam edebilirsiniz. Çırpıcıyı güzel bir şekilde sıyırdıktan sonra ben şöyle toparladım kaşıkla ve ardından ununu ekleyeceğim. Ununu da azar azar ekliyoruz. Toplamda 1 su bardağı un kullandım ben. Sizler de benim yaptığım gibi önce tam 1 su bardağını doldurmayın. Ardından birer kaşık, ikişer kaşık ekleme yapabilirsiniz. Birden eklerseniz çok kuru bir kurabiye hamuru olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi birazını ekledim. Normal klasik bir kurabiye hamuru olacak. Böyle kulak memesi kıvamında yumuşak ama ele de yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayacağız. Böyle tadını ve kıvamını ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Oldukça lezzetli oluyor. Bu hazır yediğimiz bisküvilerin tadında oluyor. Ve bayatlamıyor. Hatta hiç bayatlamıyor desem yeridir. Çünkü kıvamı böyle kıtır kıtır olduğu için durdukça hatta daha da lezzetli bir hal alıyor. Şimdi ben bu bütün unu toparlayacağım. Daha sonra cevizini ve damla çikolatasını ekleyeceğim. Bir Türk kahvesi fincanı, pardon fındık ekliyorum. Ceviz değil. Şöyle fındığını ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da damla çikolata ekledim. Ben videoyu açmadan önce kızım eklemiş damla çikolatayı. Şöyle sizlere de göstereyim. 2 yemek kaşığı ekledim. Şimdi bu malzemeleri de çok parçalamadan her yerine de gelecek şekilde karıştırmış olalım. Ve böylece kurabiye hamurunu hazırlamış olduk. Elimizle şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlayalım ve elimizle hafif yassılaştıralım. Şöyle videoda görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine kurabiyelerimizi dizelim. Bu arada da fırınımızı 180 derece ayarına getirdim. Fırınımızın muhakkak ısınmış olması gerekiyor. Bu kurabiye hamurundan yaklaşık 20 tane elde edebilirsiniz. Büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Yapmış olduğunuz bezelerin büyüklüğüne göre. Tüm hamurlarımızı hazırladıktan sonra ısınmış olan fırına atacağız kurabiyelerimizi. Kurabiyelerimizi 180 derece alt üst ayarla ısınmış olan fırında güzel bir şekilde pişirelim. 10-12 dakika bu kurabiyelerin pişmesi için yeterli. Fırından alırken biraz yumuşak oluyor ama dışarı çıkardığımızda kıtırlığını koruyor. Sakın pişmedi diye fırına tekrar atmayın. Kıtır yapacağız derken kuru bir kurabiye yapmayalım. 10-12 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim kurabiyelerimizi. Şöyle fırının içinden de göstereyim pişerken. Şahane bir şekilde böyle çatlamışlar. Lezzetinden mi diyeyim artık. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra servis tabağına alabiliriz. Hava almayan saklama kabında dediğim gibi uzun süre saklayabilirsiniz. Ama böyle git gel çayın kahvenin yanına yiyebileceğiniz çok lezzetli hanım eller tadında bir kurabiye tarifi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun. Özellikle çocuklarınıza bu kurabiyelerden mutlaka yapın. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Küçücük olsa bir yorum böyle emoji, kalp dahi olsa yorum bırakırsanız da çok sevinirim kanalıma destek olmak amacıyla. Şöyle kurabiyenin içinde sizlere göstermek istiyorum. Böylece videomu kapatacağım. Kanalıma abone olmayanlar varsa bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın videolarımı kaçırmamak adına. Yeni tariflerde ve videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.